Murat Yetkin de telefon attığımızda gazeteci. Hoş geldin Murat. Merhaba Yavuz. Bir yazı da yazdım bugün. O yazıyı da okuduk. Belki dinleyenlere de aktarmamız lazım. Cumhurbaşkanının erken terk etmesi Berlin'i, yemeğe kalmaması bir soru işareti, ama onun dışında Türkiye çok da mutsuz değil ortaya çıkan sonuçtan dedi. Cumhurbaşkanının açıklamalarına baktığında hala aynı görüşte misin? Aynı görüşteyim. Cumhurbaşkanı Berlin Konferansı'nın Türkiye'nin Libya konusundaki tutumunu güçlendirdiğini düşünüyor. Güçlendirdiğine inanıyor. Kaldı ki baktığımızda eğer Türkiye'nin bu riskli şeyi olmasaydı, yani asker göndereceğiz çıkışı olmasaydı ve işte o Libya ile denizcilik anlaşması, ardından güvenlik anlaşması, sonra işte meclisten asker gönderme, bu olmasaydı ortalık karışmayacaktı. Ortalık karışmayınca belki Hafter şu anda Trablus'u almış durumdaydı. Evet, çok hızlı gidiyordu değil mi? Evet. Yani Trablus'un artık kendi dış mahallelerine, hava atışlarına falan başlamıştı. Şimdi hala da yapıyor bunu. Ama şu anda durum artık hani Türkiye ile bilmem işte Mısır arasındaki bir itişme olmaktan çıktı. Şu anda onu yani çok daha geniş Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in, bilmem işte Amerika'nın, Rusya'nın filan dahil olduğu bir uluslararası zemine yayıldı. Ve şeyde, yani şu anda oyun bozan taraf, daha mesela 2 hafta öncesine kadar oyunu kuran taraf gibi şu anda oyunu bozan taraf gibi görünüyor. Evet. Şimdi sen bu önemli bir dönüş bu. Anladım. Sen görmüşsündür muhtemelen, Sputnik'te Hafter'in telefonlarını kapattığı, kimseyle iletişim kurmadığı ve Berlin'i sessiz sedası terk ettiği biçimde bir haber var. Rus kaynakları tuhaf bulundu diye. Rus ajansından bu haberin yayınlanması aslında Moskova'daki hayal kırıklığının bir ürünü olarak da bakılabilir herhalde. Evet, yani biz öteden beri Sovyetler zamanında da, sonra Rusya Federasyonu zamanında da Moskova'nın hayal kırıklıklarının böyle ne yapalım kaderde böyleymiş deyip sineye çekme şeklinde olmadığını, gayet sert yanıtlar şeklinde geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Yani bu böyle bir gerçeklik de var. Şimdi orada tabii Rus paralı askerleri var. Wagner denilen bir özel güvenlik şirketi. Bunlar eski Rus özel kuvvet birliklerinden falan oluşuyor. Fakat bunların parasını verenin de Birleşik Arap Emirlikleri olduğu artık ortaya çıkıyor. Keza işte bu az önce sen de söyledin. Hani Cumhurbaşkanı'nın aktardığı hava savunman meselesi, jetlere karşı falan. O jetler kimin jetleri? Birleşik Arap Emirlikleri'nin jetleri. Nereden kalkıyorlar da Libya'ya geliyorlar? Mısır'dan. Evet. Mısır'da üstlenmiş vaziyetteler. Şimdi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Berlin Konferansı'nda taraflar. Yani oradaki 12 ülkeden ikisi. Şimdi dolayısıyla artık hani masa kurulmuş durumda. Ne kadar Berlin Konferansı'na kadar bir masa yoktu ortada. Masa kurulması çabası vardı. Şimdi var masa. Masaya oturanlar var, oturamayanlar var. Yani Yunanistan'ın örneğin Hafter'i işte davet etmesi. Cumhurbaşkanı bunu sadece işte Türkiye'yi kışkırtma şeyi olarak görüyor. Bence onun ötesinde bir de bence çaresizce Hafter üzerinden hani Berlin Konferansı'na davet edilmeyi ümit etti. Olmadı ama. Evet. Yani şöyle bakacak olursak Berlin Konferansı fikri işte Eylül-Ekim aylarında, geçen yılın Eylül-Ekim aylarında Merkel tarafından ortaya atıldığında Türkiye zaten masadaydı. Yani Türkiye çağrılan taraflardan biriydi. Yunanistan o zaman da yoktu. Fakat şu anda Türkiye masadaki konumunu bu hani askeri diplomasi diyebileceğimiz asker kullanma tehdidiyle güçlendirdi. Aslında bunu görmemiz lazım. O şey, yani erken ayrılma meselesine gelince dün ben de sordum. Yani niye kalktı masadan? Yani masadan mı kalktı? Hayır. Yemeğe kalmadı, gitti dediler. Zaten Çavuşoğlu yemekte de katıldı. Yani Türkiye'nin katılımı açısından bir sorun yok. Burada anlaşılan Sisi ile aynı masaya oturmak istemiyor. Ama aynı karede yer aldı. Şeyde ya aynı karede yer aldı da aynı masaya oturmuyor. Yani Birleşmiş Milletler'de de aynı karede yer aldı. Biliyorum böyle sosyal medyada dolaşan bir şey var. İşte bak gördünüz mü aynı fotoğrafta yer aldı diye. Aynı konferansa katılmış fotoğrafta yer almayacak zaten. Yani onun bir mantığı yok bana kalırsa. Ama şeyde hatırlayalım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump'ın verdiği resmi yemekte masada Sisi var diye o yemeğe de katılmamıştı. Evet. Yani böyle bir şey de var. Hani artık adına inat mı diyorsunuz yoksa ilke mi diyorsunuz, ne derseniz deyin. Hani böyle bir şey var Sisi nedeniyle. Şeyi de sordum ben. Yani Hafter de masada olacak diye mi? Hayır dendi. Hafter zaten liderlerin katıldığı hiçbir toplantıda yok. Yer almamış. Şimdi dediğim gibi yani iki hafta önce oyun kurucusu konumundaki Hafter şu anda oyun bozucu gelmiş durumda. Destekçisi onu daha önce Moskova'ya davet etmiş olan Rus hükümeti tarafından dahi böyle görülüyor. Evet. Şimdi bitti bu toplantı. Belli ki Hafter bir anlaşmanın altına imza koymak istemedi. Bunu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da anlıyoruz. Sarrac'ın bir açıklaması bir iddia olarak düştü. Bundan sonra Hafter'le aynı masaya oturman biçiminde. Orada da belli ki bir kızgınlık var. Oturur belki de tabii ki. Yani çünkü yani Sarrac hakikaten şey konumda. Gayet güçsüz konumda. Yani iki hafta öncesine göre değil. Neden? Çünkü işte Türkiye ve şu anda İtalya'da onu destekliyor. Yani İtalya'nın desteği çok önemli çünkü İtalya Libya'daki karışıklıklardan birebir en fazla etkilenecek ülke. Göç yolu üzerinde olduğu için. Dolayısıyla İtalya'nın burada Türkiye'den yana değil ama Türkiye ile paralel hareket etmeye başlaması, işte bu İsmet, Doğu Akdeniz boru hattından bir kendini askıya alması filan. Yani bu tür gelişmeler önemli. Bir de şu var, bir detay daha var. Cezayir orijinal olarak şey tarafından, özür dilerim, Almanya tarafından ilk konferans çağrısı yapıldığında davetler arasında Cezayir yoktu. Cezayir'in oraya girmesi de Türkiye'nin diplomasisinin katkısıyla oldu. Tunus'u yani da herhalde şimdi, Tunus'u da Türkiye'ye katılsın diye bir talebi vardı. Ama Tunus uzak durdu bundan. Tunus uzak durmuş. Evet. Ben girmeyeyim dedi. Ben zaten küçücük bir ülkeyim. Zaten benim sistemim Fransızlara bağlı. Ben şimdi Fransızlarla papaz olmayayım dedi. Şimdi ne bekliyoruz? Cumhurbaşkanı'nın askerlerle ilgili açıklamasına baktığımızda bir ton düşüklüğünü görüyoruz. Daha önce Kanal D'de yayınlanan röportajında peyderpey askerler gidiyorlar. Oraya bir korgeneral gidecek, koordinasyondan sorumlu olacak dedi. Muharip asker olmayacak, başka ekipler olacak demişti. Bu kadar yani ağırlıklı bir açıklama yapmıştı. Şimdi baktığımızda bizim askerlerimiz oraya eğitim için gidiyorlar dedi Cumhurbaşkanı. Daha fazla da üzerinde durmadı. Yani aslında aynı şey dediğin gibi sadece bir ton farkı var. Bir ton farkı var. Ya bu toplantıda alınan kararlara uyacağız anlamına da mı gelir diye merak ederim. Gelir. Ama bunun hani sonsuza kadar şimdi, toplantıda ne deniyor? 55 maddenin 55'ine de mutabıkız deniyor. Doğru mu? Evet. Şimdi bu durumda artık ben oynamıyorum dersen sen de oyun bozan konumuna düşersin. O yüzden zaten zannediyorum Cumhurbaşkanı işte Hafter'in bu tavrı sürerse gibi bir şey koyuyor. Şart koyuyor ki hani onun da sonsuza dek süreceğini kimse düşünmemesi lazım. Yani şimdi bu durumda en büyük şey sorumluluk aslında Rusya'ya düşüyor. Belki Fransa'yı da mı dahil edebiliriz ona? Efendim? Belki Fransa'yı da mı dahil edebiliriz? Çünkü bir de Fransa destekçisi gibi görünüyor son dönemde. Fransa tabii çok ateşli bir şekilde Hafter'i destekliyordu. Fakat Macron'un şeydeki açıklaması, Berlin'deki sözlerinden birinde yok ben desteklemiyorum şeyi var. Çünkü onu artık o noktada Hafter'i açıkça desteklediğini söyleseydi Avrupa Birliği tutumuna da ters düşmüş olacaktı. Yani ciddi bir çatlak ortaya çıkarmış olacaktı Avrupa Birliği. Zannediyorum orada Merkel'in ağırlığı oldu. Yani Merkel ya Macron sen ne yapıyorsun? Yani Avrupa Birliği taraf mı olacak şimdi burada diye. Zaten Yunanistan'ın oradaki varlığı yeterince Avrupa Birliği'ni bu işin tarafı haline çekme görüntüsünde. Yani tabii Yunanistan'ın burada Avrupa Birliği'ni kendi yanına çekememiş olmasını da kaydetmek lazım. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği kurumsal olarak bu meselenin içinde olabilir mi? Bu süreci takip eden. Çünkü bir garantörlük teklifi oldu. Biz reddettik diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi orada Ursula von der Leyen Avrupa Birliği adına bir görüşme yaptı. Hı hı. Cumhurbaşkanıyla. Değil mi? Berlin'de. Evet. Daha önce Alman Savunma Bakanıydı. Şimdi Avrupa Birliği'nin en üstteki 3 kişisinden biri. Şimdi orada işte ne konuşulmuş? Açıklandığı kadarıyla mülteciler sorunu konuşulmuş. Evet. Yani yeni bir mülteci akını olursa, şu anda artık sadece Suriye'den değil Libya'dan da mülteci akını konuşulmuş oluyor ve Türkiye'de Libya'dan mülteci akınında konuşulan bir taraf haline geldi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani burada hani Avrupa Birliği o taraftan da bir Türkiye ile temas içinde ve tabii işin gayet çelişkili diyeceğim yanı, Avrupa Birliği işte Suriye'deki operasyon nedeniyle, Barış Pınarı nedeniyle Türkiye ile siyasi görüşmeleri kestiğini açıklamıştı. Evet. Bunun üstüne Avrupa Birliği Konsey Başkanı Türkiye'ye geldi. İşte galiba raportör, Avrupa Parlamentosu raportörü geliyor. İşte Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Yani olmuyor yani. Kestim demekle kesilmiyor anladığınız kadarıyla. Kestim demekle olmuyor. Yani sen bir şeye, hani o ne için oluyor? Sadece işte kendi kamuoyunu tatmin etmek için bunu söylemiş oluyorsun. Yani neticede böyle oluyor. Peki devamında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar tamam ya Türkiye'de oraya askeri de gel, Türkiye'nin desteklediği hükümetle devam etsin, ateşkesli olsun deyip dururlar mı? Yoksa Hafter kapıya kadar gelmiş. Hadi bir son bir hamle daha, biz bu işi bitirelim de diyebilirler. Hayır. Bu sefer Türkiye'nin kabus senaryosu mu devreye girer? Ya da bu Türkiye'deki muhalefetin. Tabii ki hiç kimse şeyi bırakmayacak yani. Kendi pozisyonunu o kadar kolay bırakmayacak. Fakat söylediğim şu, bu işe ön ayak olan, ateşkes işine ön ayak olan iki ülke var. Evet, Rusya Türkiye ve Türkiye. Ile Rusya. Rusya düne kadar Hafter'in tam biraz arkasındaydı. Şimdi Rusya tam bölgesel oyuna dönmüşken, yani Suriye krizi sayesinde Orta Doğu'ya, Libya krizi sayesinde Akdeniz'e tam ağırlığıyla dönmüşken, askeri eğitimini zamanında Moskova'da yapmış, daha sonra CIA'de çalışmış, şimdi her türlü haydutla iş tutan Hafter'e ezdirecek mi kendini? Bir de böyle sormak lazım aynı soruyu. Belki başka bir aktör çıkar mı o zaman Sarrac'ı? Bence karşısına. Zaten hani bu Berlin süreci sonuçlanırsa, yani bir yere giderse orası ne Sarrac'a ne Hafter'e yar olur. Orada da bir değişiklik. Evet. Yani böyle durumlarda aradan en zararsız görünen birisi çıkar. Eski bir diplomatın değerlendirmesini dinlerken dün akşam bu toplantı sonrasında, bu tip toplantılar çok olur. Daha önce Suriye ile ilgili kaç tane toplantı oldu ama nereye vardı diyerek bu toplantıya ilişkin biraz umutsuzluğunu dile getirmişti. Sen de az önce dedim, pozisyonlar kolay terk edilmez diye. Yani bu bir başlangıç diye bakmak lazım herhalde. Gerilim devam edecek. Zaten Merkel de öyle diyor. Yani bu toplantı diyor yeni bir ivme kattı şeylere diyor. A new impetus. Yeni bir ivme, yeni bir hareketlenme kattı sürece. Devamı gelmeli diye konuşuyor. Aynısını Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söyledi. Baktığınızda katılan hemen hemen bütün liderlerin açıklamaları, Erdoğan dahil, yani bundan sonrası ne olacağına bakmak lazım. Orada diyor. Da hep Hafter işaret ediliyor herhalde. Yani yeni bir başlangıç oldu diyebiliriz Libya krizinde. Yani Libya, eğer bu yeni başlangıç olmasaydı şu anda zaten Libya'da Hafter muhtemelen Sirte'den sonra Trablus'a da girmişti. Ne bileyim, kanlı çarpışmalar oluyordu. Ve zaten Berlin Konferansı'na gerek kalmayacaktı yani. Peki. İzleyeceğiz herhalde. Yani daha çok konuşacağımız mesele. Bugünden yarına bitme ihtimali de çok zayıf. Çok teşekkür ediyoruz Murat, değerlendirmeler için. Eksik olma. Murat Yetkin'le konuştuk efendim. Gazeteci Murat Yetkin hem bölgeyi hem de dış politikayı yakından takip